Salgın Türkiye'de sosyal, ekonomik, siyasi, iktisadi, idari, hukuki, askeri, dini ve kültürel alanlarda birçok önemli etkilere ve sonuçlara neden olan radikal kararlar alınmasına neden oldu. Ülkede ilk, orta ve liselerde eğitim öğretim askıya alınırken, bütün üniversitelerde bahar dönemi dersleri iptal edilerek sınavlar ertelendi. Diyanet İşleri Başkanlığı başta cuma namazı olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurdu. Tüm restoranlar, kafeler, müzeler ve birçok sosyal alan geçici süreliğine kapatılırken tüm vatandaşların ormanlarda, park ve bahçelerde piknik ve mangal yapmaları da bu süreçte yasaklandı. Aşının bulunmasıyla COVID-19 pandemi sürecinde kademeli olarak normalleşme süreci başlatılmış oldu. Bu süreç içerisinde pandeminin yeteri kadar iyi yönetilmediği konusunda vatandaşlar şikayet ederken, tedbirlere gerektiği kadar uyulmadığını ve karantina sürecinin geç getirilmesinden dolayı sürecin doğru yönetilmediğini belirtti. Kötü yönetiliyor çünkü çok fazla ölümler oluyor. Ben geçen cumartesi günü dedem ve halam kaybettim. Yani kötü yönetildiğini düşünüyorum. Hem esnaf ağlıyor, herkes ağlıyor. Bence çok iyi değil. Yani çok yeterli bir yönetim olduğunu düşünmüyorum yani. Çünkü kapanmayı tam zamanında yapamadık. İlk vakalar açıklandığında. Ondan dolayı çok başarılı bulmuyorum. Yani aslında Fahrettin Koca'nın ben yönetimden çok memnunum. Ondan yana bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yönetimde bence biraz bireysel olarak problem yaşadığımızı düşünüyorum. Yani vatandaş olarak gereken sorumluluğu yerine getirmediğimizi düşünüyorum. Yani bunun daha şahsi, daha bireysel olduğunu düşünüyorum. Pandeminin senin iyi yönetildiğini düşünüyordum ama son zamanlarda bir herkese bir boş vermişlik var. Ben mesela ilk önce polis maskesizleri kovalıyordu. Ondan sonra bir ceza yaptırma söz konusuydu. Şimdi görüyoruz ki polislerimiz de maskesiz. Vefat eden kişilerin oranına bakıldığında hala ders alınmamış olduğunu söyleyen vatandaşlar, okulların da başlamasıyla ilerleyen dönemlerde tekrar kapanmanın olabileceği yönünde hemfikir. Ama okulların da açık olmasını istiyoruz çocuklarımız için. Biraz toplum olarak ben de dahil olmak üzere maske takmıyoruz, kurallara uymuyoruz. Yani bunlar başka bir şey değil. Ama hastalığın da çok aşırı ciddi olduğunu düşünmüyorum yani. Ya bu vaka sayıları o kadar yüksek ki şu anda. O yüzden gelebileceğini düşünüyorum. Gelirse nasıl olur bilmiyorum ama gelmesi de gerekiyor gibi görünüyor şu an vaka sayılarına baktığımızda bence. Aşı olmak istemeyen bazı grup ve aşı hakkında karalama kampanyası yapan bazı kişiler tarafından insanların aklı bulandırılmak istendiğini ifade eden vatandaşlarsa, tedbirlere gerektiği kadar önem verilmediğini ve aşılamanın yavaşlamasından dolayı vaka sayılarında artışın en büyük sebeplerinden biri olduğunu belirtiyor. Türkiye'de şu anda pandemi seyri iyi yönetiliyor ama bence bazı kişiler aşı olmamakta, sosyal medyada gündem oluşturmakla beraber çoğu insan aşı olmamak için diretiyor.